Arkadaşlar merhaba. Hepimiz çok üzgünüz tabi. E, 6 Şubat depremlerinden bahsediyorum. Konuya bakıfsanızdır başlıklarında gördüğünüz üzere. Bu konuyla ilgili söylenebilecek çok söz var ama biz e, ihtiyatlı olmayı, birbirimize tutunmayı elden bırakmayalım. Birbirimiz için elimizden geleni yapalım mutlaka. Bu e, her anlamda olmalı. Yani hem maddi hem manevi olarak elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapmalıyız. E, biz de hem bu kanalı kurmuş olmak hasebiyle, yani kanalımızın amacı olarak hem insanlara faydalı olmak, hem öğretici olmak hem de yardımcı olmak maksadıyla e, bu tarz videolar çekiyoruz. Keşke bu videoyu çekmek zorunda kalmasaydık. Ama e, ne yazık ki ülkemizde bir e, felaket, bir afet yaşandı. Ama biz yine de bu konuda Allah'a sığınalım. Birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı da sonuna kadar yerine getirmeyi elden bırakmayalım. Bu konuda ben de birkaç şey söylemek için bu videoyu çekiyorum. Özellikle deprem öncesi, sonrası, deprem esnasında... Hatta mümkünse enkaz altında kaldıysa ki inşallah böyle bir şey hiçbirimizin bir daha başına gelmez. Ee, en azından bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getirelim, birbirimizi eğitelim diye e, ümit ederekten bu videoyu çekiyorum. İnşallah faydalı olur diyelim. Şimdi e, videoya başlarken konularımızı önce sıraladık Tabii Bunlar deprem öncesi tespitler, deprem öncesi hazırlık Yine e, deprem sırasında, enkaz altında, sonrasında ve e, kurtulduk diyelim inşallah. Yani hiç deprem olmaz da kurtulduk. E, bu surette nasıl davranmalıyız? Bunların hepsinin sıra sıra bilinmesi, öğrenilmesi ve aile hane üyelerine öğretilmesi gerekiyor ki herkes e, tam anlamıyla bu işi kavrayıp bu işin ciddiyetinde hareket etsin diye. Soğukkanlı bir şekilde hareket edelim diye Şimdi konuya girecek olursak arkadaşlar deprem öncesi tespitlerde e, şu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Halihazırda 10 ilimizde olan deprem vasıtasıyla şunu artık kavramış olmalıyız ki e, Türkiye'nin neresinde oturursanız oturun e, birçok yeri deprem bölgesi. Tabi bunu milleti kışkırtmak için işte yerinden e, hareket etsin diye değil. Gerçekten bu konuda önlem alalım diye uyarıyorum. E, deprem öncesi tespitler dediğimizde arkadaşlar burada belirtmem gerekiyor ki deprem öncesi tespitler nasıl? Yani oturduğumuz bina ne kadar sağlam? Hangi teknolojiyle üretildi? Yani hangi yılın inşaat yönetmeliğine göre imar edildi? Bunları kontrol edelim arkadaşlar. Mesela ben kiracıyım. içinde bulunduğum, oturduğum binanın deprem hasebiyle merak ettim ve komşularımızı uyardım. Arkadaşlar bu binanın deprem yönetmeliği nedir? Kullanılan beton cinsi nedir? zemin etüdü yapıldı mı, e, zeminde kullanılan e, yani temel olarak kullanılan malzeme temel malzemesi temelin derinliği nedir? Bunların hepsinin araştırılmasını önerdim. Birçoğu da bu konuya eğildi. Yani herkes şu an merak içerisinde, herkes e, merak ediyor çünkü görüyorsunuz Hatay'da yani bir yıldır yapılmış binalar milyonlarca liraya satılan binalar yıkılıyor, yıkıldı da. Yani e, bizim de bu duruma düşmememiz için içinde bulunduğumuz yapının nasıl bir mukavemet göstereceğini bilmemiz, öğrenmemiz bunu tespit etmemiz gerekiyor. O yüzden ilk başta mümkünse temelden işe başlayın. Ondan sonra mümkünse yine deprem risk analizi yaptırabiliyorsanız yaptırın. Zaten 99 öncesi yapılara yerel belediyeler ücretsiz bakıyor. Bu tespiti yapıyorlar. Ücretliyi de biz bugün 12 Şubat itibariyle yaptırmak istediğimizde ee, özel laboratuvarlar bize 7500 TL fiyat verdiler. Yani fiyatlar da çok uçarı kaçarı değil. Böldüğünüzde daire başı 560 küsür lira bir şey çıkıyor. Yani e, bu e, ödün verilemeyecek bir şey değil. Kesinlikle bu ödünü verin ve bu analizi yaptırın. Analizi yaptıramıyorsanız bile en azından temelde nasıl bir işlem var onu bilin. Neden temele bu kadar önem veriyorum onu da belirteyim. Şimdi temeller şöyle arkadaşlar. Yani bir yapıyı bir kazık gibi düşünecek olursanız eğer bu kazık toprağa batmışsa sağlam durur, ayakta durur. Ama sadece toprak hafif bir şekilde kazılıp bir temel atılıp üstüne bina dikildiyse deprem esnasında binanın devrilme riski çok çok yüksek. Eğer bodrum kat varsa nispeten yine daha iyi. Çünkü bina bir nebze olsun toprağın içine gömülü olduğundan sallanma esnasında toprak onu tutacaktır. Bu da size en azından depremde kaçma fırsatı sunuyor. Bu yüzden en azından kurtulma oranınız artıyor. Deprem öncesi tespitlerinizi yaptığınızı varsayıyorum. Yani nasıl bir binada oturuyorum, kolonların mukavemeti nedir, kaç şiddetinde bir depreme dayanabilir bunun yorumunu almışsınızdır. Ona göre bir hazırlık içerisine giriyorsunuzdur. Ondan sonra deprem öncesi bir hazırlık söz konusu arkadaşlar. Bu da evde bulunan ekseri dikey eşyaların duvara sabitlenmesiyle başlıyor. Yani nasıl? Mesela arkamda bulunan kütüphane. Gördüğünüz üzere yatay bir mobilite yük olduğu için bunun devrilme riski benim gördüğüm kadarıyla düşük. Ama mesela benim yatak odamda dikey dolabım var. Hepimizin yatak odasında vardır. Bu dikey dolabın devrilmeme ihtimali yok. O yüzden bu dolabı duvara sabitlemem gerekiyor. Özellikle dikey konumda duran yükleri sabitleyelim. Bu şekilde deprem öncesi hazırlığımızı devam ettirelim. Yani deprem öncesi hazırlıklarda peki başka ne yapılabilir? Ee, şöyle baktığınızda tabii ki de e, afet konusundaki eğitimler arkadaşlar. Siz kendinizi ve ailenizi e, afete karşı hazırlamalısınız. Bunun eğitimini almanız gerekiyor. Bunun eğitimini ücretsiz bir şekilde veren kuruluşlar da var. Ee, kısa bir araştırma yaparsanız görebilirsiniz. En basit yolunu söylüyorum arkadaşlar. AFAD gibi, Kızılay gibi kurumlara üye olabiliyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde. Hatta bunların zaman zaman eğitimleri oluyor. Bunlara da katılabiliyorsunuz. Nitekim kendi içerisindeki uygulamalarda e, puanlama yöntemiyle e, yardımlara katıldığınızda puanlarınız birikiyor ve kurum size kimlik oluşturuyor. Bu da çok güzel bir uygulama. Buna da mutlaka katılın. Şimdi deprem öncesi hazırlık dediğimizde başka bir konu da arkadaşlar. E, diyelim ki e, işte tespitimizi yaptırdık. E, eğitimimizi aldık. İyi güzel. Ama bir de çanta oluşturmamız lazım. Yani e, acil durum çantası arkadaşlar. Bu çantanın içerisinde farklı niteliklere sahip bazı materyaller olmalı. Bu materyalleri özellikle şimdi sıralayacağım deprem öncesi hazırlık dediğimizde arkadaşlar bu hazırlıkların içerisinde bir de e, acil durum çantası olması gerekiyor. Bunun yanında bir de acil yardım kiti Bu ikisi farklı şeyler arkadaşlar deprem esnasında işinize yarayabilecek materyallerin bulunduğu bir çanta hazırladığınızda içerisinde koyacağınız malzemeleri biraz sonra sıralayacağım. Ama bunun yanında ilk yardım kiti olmalı ki Allah muhafaza deprem esnasında başınıza bir şey düşmesi halinde veya birine bir şey olması durumunda müdahale etme vaziyetiniz varsa elinizin altında en azından ilk yardım kitinin bulunması çok büyük fayda sağlar bu konuda daha hızlı müdahale etme şansı sunar. Acil durum çantasından bahsedelim. Bu acil durum çantasının içerisinde neler bulunmalı arkadaşlar? Şimdi acil durum çantasında evvela sizi hızlı bir şekilde yani ola ki deprem esnasında çok fazla zarar görüyorsunuz. Bu çantada sizi hem dışarıdan haberdar edecek hem dışarıdan sizin keşfedilmenizi sağlayacak hem de bulunduğunuz konum içerisinde ihtiyaçlarınızı azami derecede giderebilecek bazı alet edevatların olması gerekiyor. Mesela bunlar ne? Allah muhafaza binanız yıkıldı, enkaz altındasınız. Yani bir senaryo kurgulayalım. Yatak odasındasınız uyuyorsunuz. Bunu neden kurguluyorum arkadaşlar? Çünkü sabah dörde karşı bu deprem yaşandı. Çoğu insan o esnada muhtemelen uyuyordu yatak odasındaydı. Yatak odasındasınız, uyuyorsunuz. O esnada deprem oldu. Bina çöküyor. Bina çöktüğü esnada yataklarınızın yanında özellikle bazalı yatak kullanıyorsanız yataklarınızın yanında yaşam koridoru dediğimiz bir alan oluşuyor. Bu alana kendinizi atın. Bu alana kendinizi attığınızda bina çökse bile yatakla Yatak sayesinde e, tavan ile döşeme arasında size bir e, boşluk oluşuyor. Siz orada en azından kendinizi muhafaza edebiliyorsunuz. Muhafaza ettiğiniz takdirde de arkadaşlar orada en yakın ulaşabileceğiniz elemanlar ne oluyor? Hemen herkesin yatak odasına yatak odasında yatağının köşesinde hemen bulunan bir komodin oluyor. E, mümkünse çekmeceli komodininiz varsa. Bu komodinin içerisine bazı yiyecekler yerleştirmenizi e, şiddetle öneriyorum. Yani orada kiminin donu, atleti, çorabı vesaire oluyor. Bunların yanı sıra bir tane çekmecenizi boşaltın. Bunun içerisine e, çok uzun süre dayanan yiyecekler yerleştirin. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela yani marka vermek değil amacımız. Burada fasulye plaki var arkadaşlar. Bunun e, dayanım süresi şu an e, Şubat 2023 yılındayız. 2025'e kadar dayanabiliyor. Yine aynı şekilde yine aynı marka ama marka vermiyorum arkadaşlar yani e, vermek istemiyorum yine 2025'e kadar dayanabilecek onun daha büyük boyu olan e, burada etli nohut var. ya yani Bunlar e, anlık olarak protein sağlayacağı için daha uzun dayanmanızı sağlar o açıdan öneriyorum. Yine bunun yanı sıra arkadaşlar kuru üzüm gibi kuru yemişler eğer bulundurursanız yani şu üç parça bile sizi belki günlerce dayanmanızı sağlayacak. Bu da çok büyük bir avantaj sağlar. Bunun yanı sıra şekeriniz düştüyse e, muhtemelen 6 ay 9 ay gibi dayanım süreleri var. Meyve suyu gibi şeker oranınızı yükseltecek e, içecekler de bulundurmanızı istiyorum. Bunun da haricinde Sürekli bulunacağı için taze bulun bulunsun diye cam şişe e, öneriyorum. Cam şişe evet kırılma riski yüksek. O yüzden bunu mesela çekmeceye yerleştirdiğinizde altına mümkünse bir tane sünger üstüne bir parça bir bez gibi bir şey yerleştirin ki kırılma oranı düşsün. Ama illa yok ben onu koymam kırılır diyorsanız da pet şişede de koysanız olur. Çünkü o esnada insan suyun kalitesine bakmaz. Bunun yani şakası yok arkadaşlar. Hepimiz görüyoruz. Ben en son baktığımda 21 binin üzerindeydi vefat eden sayısı. Bunun başımıza gelmeme ihtimali yok. Gelme ihtimalini düşünmek istemiyorum. Bu yüzden bu önerilerde bulunuyorum. Bu şekilde en azından kendinizi kurtarma ihtimaliniz yükselecektir arkadaşlar. Yine devam ediyorum. Bulunduğunuz durumda hızlı ulaşabileceğiniz komodinin içerisinde bulunmasını istediğim bir de düdük var. Bunun yanı sıra, e, yani düdük evet işe yarar ama oldu ki düdüğe ulaşamıyorsunuz veya o esnada can havliyle düşünemediniz. Islık çalmayı öğrenin arkadaşlar. En azından şunu bilin. Bu ses belki de sizi kurtaracak olan sestir. Çünkü e, keskin sesler insanlara daha çabuk ulaşır. Çok bağırsanız bile boğazınızdan çıkacak ses sizi e, kurtarmayabilir. Ama e, ıslık sesi yani daha şiddetli bir ıslık çalabiliyorsanız tabii ki daha iyi. Ama en azından ıslık çalmayı öğrenin. Düdük de tabii bulundurmanızda fayda var. E, bu şekilde komodinin içerisinde bulundurmanız gereken bazı yiyecek türlerini anlattım. Bunun da yanı sıra arkadaşlar yine çantaya dönelim. E, çantayı hazırlamadan önce çantayı koymamız gereken konum çok önemli ev içerisinde. Çünkü çanta sadece e, bina içerisinde kaldığınızda işinize yarayacak değil. Acil durum çantası adı üstünde. Deprem oldu. Çökme riski yok. Sallanıyor. Sallantı esnasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Çök, kapan, tutun. Çök, kapan, tutundan sonra sallantı oldu ve durdu. Sallantı durduktan tahmini olarak 1 dakika sonra, 60 saniye sonra... Binayı tahliye etmeniz gerekiyor, yani evi boşaltmanız gerekiyor, kaçmanız gerekiyor, dışarı atmanız gerekiyor kendinizi, kendinizi dışarı atarken acil durum çantanızı kaptığınız gibi çıkmanız gerekiyor. Acil durum çantası içerisinde yine az önce bahsettiğim bir miktar yiyecek bulunabilir. Bunun yanı sıra olmazsa olmaz bazı materyaller var arkadaşlar. Bunlar dışarıda en azından yaşamanızı idame ettirebilecek bazı materyaller. Bunların en başında e, çakı geliyor. En azından bir çakınız olsun arkadaşlar. Yani 50-60 TL bir şey bunların hepsini bugün aldım. Diş macunu ve diş fırçası çok kaliteli olmasına gerek yok. Azami derecede e, yaşam kriterlerinizi yere, yerine getirebilecek bazı materyaller. Bunun yanı sıra yine uygun fiyatla aldığım çorap, yani bunu erkek için gösteriyorum ama erkek ve kadın olarak düşüneceksiniz. Islak mendil, yine su, suyun yanında sabun katı olması çok önemli arkadaşlar. O esnada sıvı sabun farklı şeyler olabilir veya dayanım süresi daha düşük olabilir diye söylüyorum. Listeden gidecek olursak arkadaşlar yine çantaya yerleştirmeniz gereken yani birinci derecede acil olarak gördüğüm ne var? Radyo var, düdük var, çakı var, el feneri, el feneri için yedek piller, mümkünse telefonunuz için bir powerbank, çünkü e, iletişim çok sıkıntı oluyor. E, hele ki telefonunuzun şarjı yoksa o da daha büyük bir sıkıntı. Elektrik gidiyor çünkü elektriğe ulaşamıyorsunuz. E, bir de e, bunun dışında ikinci derece acil e, ihtiyaçlar var. Bunlar da ne arkadaşlar? Yani e, bunlar olmazsa da olur ama olursa daha iyi olur diyeceğimiz e, bazı materyaller. Az önce de saydık. Diş macunu ve fırça, dezenfektan, kadın için mümkünse pet... Mümkünse yine e, kurulumu kolay olan çadır arkadaşlar. Bizde mesela bir kamp çadırımız var. Biz bunu işte acil durum çantasının hemen yanına yerleştireceğiz ki ola ki kaçtık en azından dışarıda mağdur olmayalım. İşte çadırımızla beraber çadırın içinde yatak var. Hatta çadıra dahil olarak bir de mümkünse kendinize bir uyku tulumu alın. Yani oldu ki çadırı alma fırsatınız yok. Çadır dediğim o kadar çok büyük bir şey değil arkadaşlar. Biz mesela evde iki kişi yaşıyoruz, iki kişilik bir çadır. Siz belki dört e, kişi, beş kişisinizdir, yani çocuk sayısı fazladır. E, bununla beraber sayınızı e, düşünerek e, çoklu çadır alabilirsiniz. Ama o çadırları taşıması da zor olduğu için size tavsiyem mümkünse mesela dört kişiyseniz iki tane ikili çadır alın. Hem taşıması kolay olur. Hem de e, kurulumu kolay olur. Birbirinizi muhafaza edersiniz. Bizim çadırımızın marka modeli de ekranda gördüğünüz marka model. E, bunu Decathlon'dan kolayca edinebilirsiniz. E, i̇çinde yatağıyla beraber bir miktar da eşya e, depolama alanınız oluyor. E, bunu da edinmenizde tavsiye var. Tabii çok da lükse kaçmanıza gerek yok. Çünkü azami derecede e, hayatınızı idame ettireceksiniz. Zaten o süre içerisinde müdahale edilmiş oluyor. E, kendimizi dışarı attık. Yani deprem oldu bitti. Kendimizi dışarı attık. Bir şekilde kurtulduk. E, dışarı atınca kurtulduk sayılmıyor arkadaşlar. Yani olay burada bitmiyor. Asıl olay burada başlıyor olabilir bile. Yani e, hala telakkuz halindeyiz. E, hala sıkıntı devam ediyor. Bunun içinde e, bina çökmezse sarsıntının bitmesini bekliyorsunuz. Evet. Bunun için dışarıda kalman gerekiyor. Yani kesinlikle bir daha döneyim, şu eşyayı alayım, işte şunu unuttum. Yok, unut artık gitti o. Bir daha girersin, ikinci bir deprem olur. Allah muhafaza ikinci de çöker bina. malumunuz yaşadık. Enerji hatlarından, binalardan, direklerden, ağaç ve duvar diplerinden e, uzaklaşıyoruz arkadaşlar. E, açık arazide çömelerek etraftan gelecek tehlikelere karşı hazır oluyoruz. Bunun dışında yine deniz kıyısındaysanız tsunami tehlikesine e, binaen e, kesinlikle sahilden uzaklaşmanız gerekiyor. Nispeten biraz daha yüksek bir yere geçin. Yüksek binalardan kesinlikle uzaklaşın. En yakınınızdaki parkı keşfedin, bulun. Parklar biraz açık alan olduğu için en azından orada üzerinize bir şey düşmez ümidiyle orada durabilir, bekleyebilirsiniz tehlike geçene kadar. Bu şekilde eğer e, tedbirlerimizi alırsak arkadaşlar, inşallah umut ediyorum ki e, hiçbirimizin başına bir şey gelmez. Yani elimizden geldiğince bu e, vaziyetin tehlikelerinden haberdar olmak amaçlı e, ve tedbirler almak amaçlı e, bu tarz bir video hazırladım. İnşallah faydalı olur. Muhakkak ki eksiklerim vardır, eksik anlattıklarım vardır. Siz eksiklerimi tamamlayarak inşallah daha tedbirli bir plan oluşturun. Bu plan çerçevesinde de hayatınızı idam ettirmeye çalışın. Bunun haricinde arkadaşlar, hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Felakette, deprem zede olan arkadaşlarımıza geçmişler diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun inşallah. Biz de bu endişeyle yaşayalım, tedbiri elden bırakmayalım arkadaşlar. Selametle kalın.